Savaşları'ndayız. Asurlular milattan önce 1000 ve milattan önce 700 arası sınırlarını genişletmek için savaşlara girişmişlerdir. İlk zamanlarda Asur ordusu çiftçilerden oluşmaktaydı. Ancak sınırların genişlemesiyle birlikte daha büyük ordulara ihtiyaç duyulmuştur. Askerler ahşap makineler yaparak düşman şehirlerine saldırmışlardır. Yani mancınıklar yaparak düşman şehirlerine saldırmışlardır. Mısır ordularına geldiğimizde ise yeni krallık döneminin Mısır kuvvetleri göğüs göğüse savaşmak için mızrak, kılıç ve bakır bıçaklar kullanmışlardı. Sparta askerlerine baktığımızda ise askeri yönetimin kurulduğu Sparta kentinde bütün erkekler asker olarak savaşmak zorundaydılar. Her birey askerdi, her erkek askerdi. Sparta'da disiplin, sadakat ve özveri ön plandaydı. Pers savaşçılarına baktığımızda 10 bin ölümsüz adı verilen birlikler kurulmuş ve gelişmiş silahlar kullanmaktaydılar. Makedonya ordusuna baktığımızda kısa mızraklar yerine uzun kargılar kullanan Büyük İskender'in ordusu, babası Filip'in kurduğu falanj sistemiyle hareket kabiliyetini artırmış ve birçok ülkeyi işgal edebilmiştir. Roma ordusuna baktığımızda ise arkadaşlar, Romalılar büyük ve iyi organize edilmiş bir orduya sahiptiler. Genelde 5000 askerden oluşan 25 lejyonları vardı. Takımlar 100 kişilik askeri birliklerden oluşmaktaydı. Anadolu ordularına baktığımızda ise arkadaşlar, Hititler, Urartular, Frigya ve Lidya krallıkları iç bünyelerinde merkez kaç güçleri ordu ile birbirine kenetlendikten sonra ordunun dışa doğru hamle yapmasına olanak sağlamışlardır. Aslında olanak sağlamaktan da öte buna muhtaç kalmışlardır. Çünkü Anadolu gibi kavimler köprüsü olan ve köklü uygarlık alanlarını birbirine bağlayan mümbit bir sahada siyasal anlamda ayakta kalabilmek için koşulların kendilerini genişleyip büyümeye zorladığının farkına varabilmişlerdir. Yerleşik ve konar göçer toplumların savaşma pratiklerine geldiğimizde arkadaşlar, yerleşik toplumlar savunma merkezli bir anlayışla kaleler, burçlar, surlar inşa ederken, konar göçer toplumlar saldırı, istila anlayışıyla hareketli, manevra kabiliyeti, ordu ve asker anlayışını benimsemişlerdir. Yerleşik toplumlar savunma merkezli bir savaş stratejisi belirlerken, göçebe toplumlar ise daha çok hareketli ordu sistemini uygulamışlardır. Verimli araziler, ticaret yolları güzergahı ve zengin imkanlara sahip toplumlar düzenli ordular kurmuş, setler inşa etmiş, paralı askerlerden yararlanma yoluna gitmişlerdir. Konar göçer toplumlarda ise hayat mücadelesinin içerisinde ordu millet, yani herkes askerdir anlayışı vardır. Yerleşik toplumlar profesyonel askerliği benimsemişlerdir. Konar göçer toplumlara örnek verebileceğimiz Moğollar ve Türkler kolay taşınabilen yurt adı verilen çadırları, her türlü şarta uyabilen orduları, at sırtında savaşma stilleri ve Türk askeri taktikleri başarılı olmalarında etkili olmuştur. Turnuvalar, şölenler ve olimpiyatların askerliğe etkisine baktığımızda arkadaşlar, Orta Çağ'da şövalyeler düzenlenen turnuvalarda askerlik yönlerini geliştirme ve antrenman yapma imkanı elde etmişlerdir. Türkler, şölenlerde cirit, at yarışı, güreş müsabakalarıyla bedeni ve askeri yönlerini geliştirmişlerdir. Yunan toplumunun düzenlediği olimpiyat oyunlarındaki karşılaşmalar, spor etkinliğinin askeri altyapı ve gelişimine zemin hazırlamasını sağlamıştır. Kadim dünyada geçimlik ekonomiye baktığımızda arkadaşlar, çiftçilerin statüleri, geçimlik tarım ekonomisinde istihdam edilen insanların farklı emek türleri vardı. Hür köylü toprağını işler, başındaki bey ya da soyluya vergisini verip hayatını sürdürebilirdi. Toprağa bağlı köylüye baktığımızda ise toprak sahibi senyörün ağanın yönetiminde çiftçilik yapan, toprakla beraber alınıp satılan,
toprakla beraber alınıp satılabilen feodal derebeyliği düzenine tabi köylüdür. Serf adı verilen toprak köleleri ise birçok haktan mahrum, köleci toplum düzeninde sınıfsal eşitsizliğe maruz kalan kişilerdir. Toprak mülkiyeti ve ürün fazlasının bölüşümüne baktığımızda arkadaşlar, tarıma dayalı ekonomilerde artı ürünün bölüşümü ile toprak mülkiyeti ve vergilendirme kadim siyasi ve sosyal düzenlemelerde şu şekilde gerçekleşmiştir. Monarşik yapılara baktığımızda krallık, çarlık, padişahlık, şahlık ve benzerinde vergilendirme, başta bulunan yöneticinin görevlendirdiği valiler, vergi tahsildarları ve vergi alma hakkı tanınan yerli yöneticiler eliyle gerçekleştirilmiştir. Feodal yapılara geldiğimizde ise vergilendirme derebeyi, senyör, dük, kont, vikont, ağa, paşa, bey ve benzeri isimlerden toprağın doğrudan maliki sahibi olduğundan asker ya da tahsildarlarıyla vergisini toplardı. Tabakalı toplum düzenlerinde ve kas sisteminin oluşmasında bu iktisadi düzenin yani yönetici yönetilen ilişkilerindeki hiyerarşinin etkisi olmuştur. İlk çağın sonları ve orta zamanlarda Asya ve Avrupa arasındaki ticari faaliyetlerin vasıtalarına baktığımızda arkadaşlar, dönemde ticarette kullanılan nakliye araçları, kervan hayvanları, nakil araçları vardı. Ticarete konu olan mallar, tarımsal ürünler, hayvansal ürünler, madeni eşyalar, süs eşyaları, baharatlar, silahlar, gündelik eşyalar, basit makinelerdi. Ticaret mekanları ise agora, arasta, karum, çarşı, ribat, kervansaray, hanlardı. Ticarette madeni para, sikke ve değerli değişim eşyaları kullanılmaktaydı. Notumuza baktığımızda arkadaşlar, kral yolu, ipek yolu ve baharat yolunun dünya ticaretindeki büyük bir rolü olup devletler arasında bu yollara hakim olma mücadeleleri yaşanmaktaydı. Kadim dünyada insan ünitemizin insanlık tarihindeki inanışlar bölümünde arkadaşlar, Hazreti Adem aleyhisselam ile dünyada başlayan tek ilahlı inanış semavi dinlerin temelini oluşturmuştur. Bunun yanında antik dönemde mitolojik kahramanlar, tanrılar, doğaüstü güçler insanların inanışlarında yer edinmiş, hikayelere, efsanelere, mitlere konu olmuştur. Birçok mit, evrenin oluşumunu, insanlığın başlangıcını ve kendi kültürlerinin oluşumunu anlatmaktadır. Çin'deki Konfüçyüsçülük ve Taoizm, Japonya'daki Şintoizm, Hindistan'daki Hinduizm inançları insanlar tarafından oluşturulmuştur. İnançlar farklı yerlerdeki insanları etkilemiş ve inananlar inançlarını gündelik hayatlarına aktarmışlardır. Dinin etkilediği alanlara baktığımızda edebiyatı etkilemiştir, sanat görüşünü etkilemiştir, gündelik hayatımızı etkilemiştir ve mimari etkilenmiştir. Kadim dünyadaki inanışlara baktığımızda arkadaşlar, kadim dünyadaki inanışlardan kısaca bahsedelim. Roma'da Hristiyanlık öncesinde çeşitli insan karakterlerinde tanrılara ve rüzgar, ateş, su gibi doğa varlıklarına tapılmıştır. Şehir sakinleri ülke genelinde tapınaklar ve sunaklar inşa edip tanrılara hediyeler sunmuşlardır. Eski Yunan'a baktığımızda ise tanrıların Olimpos Dağı'nda yaşadıklarına inanılmış, tanrıların babası Zeus kabul edilmiş ve tanrıları eğlendirmek için olimpiyatlar düzenlenmiştir. Eski Keltler yani İskoçlar ölümden sonra bir hayat olduğuna ve reenkarnasyona, ruh göçüne inanmışlardır. Yahudi toplumuna baktığımızda ise Hazreti Musa'nın getirdiği Tevrat'a inanmış, ayrıca Eski Ahit'in ilk 5 kitabı olduğuna inandıkları Yahudiliğin gizli metinleri Torah'ı kabul etmişlerdir. Taoculuğa baktığımızda ise yaşlı filozof Lao Tzu'nun insanların doğayla uyumlu basit bir hayat sürmesini savunduğu inanç felsefesidir. Konfüçyüsçülük, Konfüçyüs'ün dürüst ve iyiliği ön plana alan öğretisidir.
Jainizm, Hintli Mahavira'nın kurduğu aydınlık temelli inanç öğretisidir. Budizm, Hintli Prens Siddhartha'nın kurduğu aydınlığa kavuşma temelli inanç öğretisidir. Shinto inancı, güneş tanrısı inancını barındıran bir Japon inanışıdır. Persler, Zerdüştlüğe inanmış, Ahura Mazda ve Ahriman isimli iyilik kötülük tanrılarına inanmış, tapınaklar yapmıştır. Ancak kurban kesme ve ateş kültlerini uygulamışlardır. Persler, Zerdüştlüğe inanmış, Ahura Mazda ve Ahriman isimli iyilik, kötülük tanrılarına inanmış, tapınak yapmamış, ancak kurban kesme ve ateş kültlerini uygulamışlardır. Kelt Avrupa'sında doğada bulunan birçok şeye tanrı ya da tanrıça olarak inanılmıştır. Tanrılardan bir şey istediklerinde kurban sunma gelenekleri bulunmaktadır. Hristiyanlığa baktığımızda ise Hazreti İsa'nın getirdiği İncil ile şekillenen semavi bir inançtır. Notumuza baktığımızda arkadaşlar, şehirlerin sosyal hayatında din, din alanları ve mabetler başrol oynamıştır. Toplumların ortak inanç ve dinlerin insanların toplu olarak yaşamasını sağlayan birleştirici unsurlarından biri olmuştur. Şehirlerin sosyal hayatında dinin etkisine örnek bir şehir vermek gerekirse tabii ki bu İstanbul'dur. Ayasofya Müzesi, Eyüp Sultan Camisi, Sultanahmet Camisi ve Süleymaniye Camisi. Farklı inançlara sahip, farklı inanç sahiplerini adalet ve hoşgörü ile yönetebilen devletler uzun ömürlü olabilmişlerdir. Dünyada sosyal barışın sürdürülebilmesi için farklı dini ve felsefi sistemlere saygı duymanın gerekli olduğu insanlığın kadim tecrübesinin bir sunucudur. Konumuzla ilgili örnek de vermek gerekirse arkadaşlar, eski Yunan'da tanrıların Olimpos Dağı'nda yaşadıklarına inanılmış, tanrıların babası Zeus kabul edilmiş ve tanrıları eğlendirmek için olimpiyatlar düzenlenmiştir. Eski Yunan'daki bu inanışın özelliklerinden hangilerini barındırdığı söylenilebilir. 1. Tanrı inancında beşeri unsurları esas kabul etme. 2. Çok tanrılı bir inanç sistemi kurma. 3. Reenkarnasyon, ruh gücü inanışını barındırma. Eski Yunanların tanrılarını eğlendirmeleri ve insani sıfatlarla vasıflandırmaları inançlarına beşeri unsur katmıştır. Pek çok tanrıya inanmaları politeist yani çok tanrılı inanışı benimsediklerini gösterir. Ruh göçü, reenkarnasyon ise uzak doğuya özgü bir inanç türüdür. Öncülleri de dikkate aldığımızda 1 ve 2 cevabımız C şıkkı. Konuyla ilgili örnek vermek gerekirse arkadaşlar, olimpiyat oyunlarının düzenlendiği eski Yunan toplumunda aşağıdaki hangi alanla ilgili birlik sağlama imkanı sunulduğu söylenilebilir? A. Kültürel, B. İktisadi, C. Mezhepsel, D. Siyasal. Olimpiyat oyunlarının düzenlenmesiyle beraber kültürel birlik ön plandadır. Diğer bir örneğimize geçtiğimizde ise arkadaşlar, din adamlarının ve mabetlerin şehirleşme ve merkezleşmeye doğrudan etki ettiği yerler arasında aşağıdaki şehirlerden hangisi yer almaz? A şıkkı Vatikan, B şıkkı Kudüs, C şıkkı Mekke, D şıkkı New York. Şıklara baktığımızda New York zaten daha sonra oluşumu gerçekleşen bir şehir olduğu için doğrudan etki ettiği yerler arasında yer almaz. Diğer bir örneğe baktığımızda arkadaşlar, verimli araziler, ticaret yolları, güzergahları ve zengin iktisadi imkanlara sahip toplumlar savunma tedbirleri almaya özel önem vermişlerdir. Bu toplumların güvenliklerini sağlamaya yönelik çalışmaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Düzenli ordular kurma, B. Kale ve setler yapma, C. Paralı askerlerden yararlanma, D. Agoralar ve bedestenler yapma. Şıklara baktığımızda arkadaşlar, D. Agora ve bedestenler yapma. Çünkü agora ve bedestenler savunma tamamladıktan sonra ticarete yönelik olan adımlardır.